Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğanın, güneşin sakinliği ve hüznüne direnmek zorunda olduğumuz şu günler elbet son bulacak. Ve sonrasında ilkbaharın gelmesiyle ertelediğimiz hayatlarımıza kavuşmanın sevincini yaşayacağız. Sıcak ve pırıl pırıl yaz gecelerinde sahil kenarlarında, yaylalarda yeniden gökyüzünün sihirli dünyası ile buluşacağız. Aslında sadece yazın değil, her mevsim gökyüzündeki örtüye ayrı güzellikte motifler çizilir. Ancak günlük yaşamın koşturmacasına büyük şehirlerin beton blokları, ışık ve hava kirlilikleri de eklenince ne yazık ki pek azımız bu güzelliğin farkına varabiliyoruz. Gökyüzünü önceden tanıyor olabilirsiniz veya ilgimi çekmiyor da diyebilirsiniz. Hangi düşüncede olursanız olun yine de bu videoya bir göz atın. Kuzey yarımkürenin bir ferdi olarak kutup yıldızını kolayca bulabilmek veya yanlış tanıdığınız gök nesnelerinin doğrularını öğrenmek kötü bir şey olmasa gerek. Gökbilimciler amatör ve profesyonel olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Dünyanın en büyük laboratuvarında bedava deney yapabilmek için gökbilim uzmanı olmanıza veya büyük teleskoplara gerek yoktur. Başını kaldırıp gökyüzüne bakan herkes amatör gökbilimci sayılabilir. Hele bir de basit bir dürbününüz varsa engin gökyüzünde kaybolmanız işten bile değildir. Üstelik günümüzde yıldızları, gezegenleri ve takım yıldızlarını tanımak için son derece etkili akıllı telefon uygulamaları geliştirilmiştir. Arttırılmış gerçeklik yardımıyla telefonunuzu tuttuğunuz doğrultuda hangi gök cisimleri var isimleriyle birlikte detaylı bilgilerini okuyabilir, gökyüzünde neler olup bitecek önceden haber alabilirsiniz. Hatta uygulamadaki takvimi geriye alarak bir zaman yolculuğuna çıkabilir, örneğin doğduğunuz zamanda nasıl bir gökyüzü vardı inceleyebilirsiniz. Şimdi gelin her gece gökyüzünde süregelen dansın ana kahramanlarını yakından tanıyalım. Eskiden gök bilginleri gökyüzünü kolayca adresleyebilmek için gökte noktaları birleştir oyunu oynamış ve gökyüzünü tam 88 parçaya bölmüşler. Her bir parça genelde adı mitolojik kökenli bir takım yıldızına karşılık gelir. Dört mevsimin kendine özgü takım yıldızları vardır ve bunların birbirlerine olan konumları hep aynıdır. Gökbilimciler takım yıldızlarını gök nesnelerini kolayca bulabilmek için kullanırlar. Basit bir yıldız atlası veya akıllı telefon uygulamaları yardımıyla takım yıldızlarını kolayca gözleyebilirsiniz. Nasıl mı? Yıldız haritaları büyük bir çember içine yerleştirilmiş büyüklü küçüklü noktalardan oluşur. Ve bunlar hayali çizgilerle birbirine bağlanıp takım yıldızları oluşturur. Her bir nokta bir yıldıza karşılık gelir ve gökteki parlaklığı haritadaki büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Haritayı çevreleyen çember bizim ufuk çizgimizdir ve çevreye yakın olan noktalar ufka yakın yıldızları gösterir. Haritanın ortası ise tepeye yakın yıldızlara denk gelir. İlk olarak büyük ayı takım yıldızını ve onu kullanarak kutup yıldızına nasıl ulaştığımızı görelim. Büyük ayının bir kepçeye benzeyen kase kısmında 4, sapında 3 yıldız bulunur. Sapın ortasındaki yıldız mizardır. Mizarın hemen dibinde çok daha sönük bir eşi olan Alcor yıldızı vardır. Mizar ve Alcor en bilinen çift yıldızlardan biridir ve eğer mizar ile birlikte Alcor'u da görebiliyorsanız bu gözlerinizin keskin olduğunu işaret eder. Kasenin ucundaki iki yıldızı hayali bir doğrultuyla birleştirip bunu yaklaşık 5 birim kuzeye doğru uzattığınızda da sönük ve yalnız bir yıldıza ulaşırız. Bu çoğumuzun daha parlak görmeyi umduğu kutup yıldızıdır. Diğer adıyla Polaris. Kutup yıldızı dünyanın dönme ekseninden geçtiği için bütün yıldızlar gece boyunca onun çevresinde dönüyormuş gibi görünürler. Dünyanın sıra dışı biricik uydusu Ay, gökbilime başlayanların ilk gözdesidir. Bize en yakın gök nesnesi olduğundan basit bir dürbün yardımıyla kraterleri, koyu renkli deniz bölgelerini ve açık yerdeki dağları kolaylıkla görebiliriz.
Ayı gözlemek için en uygun zaman hilale yakın olduğu evrelerdir. Çünkü bu evrelerde ay yüzeyinde gölgede kalan yerler 3 boyutlu görüntü sağlar. Üstelik ayın daha parlak evreleri karanlıkta gözlem yapmayı elverişsiz hale getirdiğinden gökbilimciler ay olmayan geceleri başka nesneleri gözlemlemek için tercih ederler. Siz de gözlem yaparken karanlık bir gökyüzü istiyorsanız ayın olmadığı bir gece gözleme çıkabilirsiniz. Veya ayın her gün bir önceki geceye göre 50 dakika daha geç doğduğunu hatırlayarak gözlem sürenizi ayarlayabilirsiniz. Çoğumuzun yıldız sandığı gezegenler de gece boyu süren dansının renkli üyeleridir. Adlarından anlaşılacağı üzere gökyüzünde sürekli yer değiştirirler. Yıldızlardan onları ayıran en büyük özellik çıplak göz ve göz kırpmadan parlayan yıldız gibi görünebilmeleridir. Bunlar sırasıyla Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'dür. Bu 5 gezegen içinde çıplak göz ve gözlenmesi en zor gezegen Merkür'dür. Güneş'e en yakın gezegen olması sebebiyle ondan çok az uzaklaşır ve sürekli alacakaranlığa denk gelir. Merkür gezegeni dış görünüş açısından Ay'dan daha büyüktür, ancak Güneş sisteminde yer alan en küçük gezegen olarak bilinmektedir. Bu gezegenin rengi ise koyu gridir. Üzeri toz tabakası ile kaplı olan bir kayaç olan Merkür gezegeni aynı zamanda giderek küçülen bir gezegendir. Merkür gezegeninin çekirdeği de sıvıdır. Bu çekirdek de zamanla soğuyarak donar. Bu donma olayı da gezegenin küçülmesine sebep olur. Merkür'ün oluşumu ve bugünkü yapıya kavuşmasının ise 3,5 milyar yıl süren bir süreç olduğu iddia edilmektedir. Bu oluşumun kaynağı da volkanik patlamalardır. Bu patlamalar sona erdiğinde Merkür gezegeni ortaya çıkmıştır. Merkür'de bulunan en düşük sıcaklığın değerinin -180 derece olduğu ifade edilir. En yüksek sıcaklık ise Merkür'de 430 derecedir. Ortalama sıcaklığı ise 160 dereceye ulaşmaktadır. Bunun nedenleri ise gezegenin Güneş'e olan yakınlık ve uzaklığında gelen güneş ışınlarını kontrol etme gücünün olmamasıdır. Merkür hakkında en net bilgiler 2008 yılında Messenger uzay aracının yaptığı araştırmalar ile elde edilse de çalışmalar devam etmektedir. Güneş ve Ay'dan sonra görülebildiği zaman gökyüzündeki en parlak gök cismi Venüs gezegenidir. Güneş'e en yakın ikinci gezegen olması sebebiyle yörüngesi Dünya'nınkine göre Güneş'e daha yakındır. Bu nedenle yeryüzünden sadece Güneş doğmadan 3 saat önce kadar veya Güneş battıktan 3 saat sonrasına kadar gözlenebilir. Halk arasında akşam yıldızı veya sabah yıldızı olarak da bilinen Venüs, şu sıralar batı ufkunda güneş battıktan sonra aydan sonraki en parlak gök cismidir. Yaz mevsimiyle birlikte bu sefer güneşin doğmasına yakın saatlerde doğu ufkunda gözükmeye başlayacak ve insanlar tarafından sabah yıldızı sanılarak parıldamaya devam edecektir. Venüs gezegeni ağırlığı ve büyüklüğü ile Dünya'ya en çok benzeyen gezegendir. Bu yüzden komşu gezegen olarak da adlandırılır. Birçok yönden farklılaşan bu gezegen, diğer gezegenlerin aksine ters yönde döner. Doğudan batıya dönen bu gezegende Güneş, batıdan doğuşunu gerçekleştirir. Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Gezegenlerin kralı olarak bilinen Jüpiter, bize çok daha uzak olduğu için parlaklık sıralamasında Venüs'ten sonra gelir. Jüpiter Güneş sisteminde 5. sırada yer alır ve en büyük gezegendir. Jüpiter'in kütlesi Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin kütlesinin toplamından 2 kat büyüktür. Eğer Dünya 10 kuruş büyüklüğünde bir madeni para olsaydı, Jüpiter onun yanında bir basketbol topu kadar büyük olurdu. Jüpiter'in dışarıdan bakıldığında görülen çizgileri ve kıvrımları soğuk, rüzgarlı, amonyak ve su buharlarıyla kaplı, hidrojen ve helyumdan oluşan atmosferinde bulunur. Hepimizin fotoğraflarda gördüğü Jüpiter'deki büyük kırmızı nokta olarak adlandırılan fırtına, Dünya'dan daha büyüktür.
Turuncu gezegen Mars da rengiyle çıplak gözle gözlenebilen gezegenler içinde kolayca ayırt edilebilmektedir. Mars, Dünya'nın yarısı kadar olan soğuk bir çöl gezegenidir. Toprağında bulunan demirden dolayı kırmızı gözükür ve bu sebeple kırmızı gezegen olarak adlandırılır. Dünya gibi Mars'ın mevsimleri, kutupları, volkanları, kanyonları ve hava olayları vardır. Atmosferi çok incedir. Karbondioksit, nitrojen ve argondan meydana gelir. Satürn ise bu cisimler arasında en az parlak görünen gök cismidir. Gökyüzüne bakıldığında diğer birkaç gezegen gibi çıplak gözle de görülebilen, bir teleskop yardımıyla görkemli halkaları da görünür olan Satürn, Güneş sisteminin en popüler gezegenleri arasındadır. Her ne kadar çıplak gözle ya da basit teleskoplar ile kolayca görülebilen bir gezegen olsa da halkalarının net bir şekilde gözlemlenmesi için en az 15 mm çapında bir teleskop gerekmektedir. Satürn, diğer gaz devi gezegenler gibi ağırlıklı olarak hidrojen ve helyum elementlerinden oluşur. Çekirdeğinin katı olduğunu bildiğimiz Satürn'de uzay aracıyla inilebilecek bir yeryüzü olmadığını unutmayalım. Peki çekirdek kayalıksa çekirdeğe inilemez mi? Hayır. Bunu yapmaya çalışan astronotlar muhtemelen basınç ve sıcaklıktan ötürü Satürn'ün yemeğine meze olurlar. Optik bir alet kullanılarak en fazla haz alabileceğiniz iki gezegen Jüpiter ve Satürn'dür. Jüpiter gezegeni gece Ay ve Venüs'ten sonra en parlak üçüncü gök cismidir. Basit bir dürbün yardımıyla Jüpiter'in dört büyük uydusu Io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu da parlak birer nokta olarak görebilirsiniz. Jüpiter'in bulutlarının oluşturduğu açık ve koyu tonlu kuşakları gözlemek için basit bir dürbünden biraz daha güçlü bir optik cihaza ihtiyaç duyarız. Ancak Satürn'e orta boy bir teleskopla bakmanın yeri apayrıdır. Çünkü halkalarıyla yaptığı valsi saatlerce izleseniz doyamazsınız. Yeri gelmişken teleskoplardan da kısaca bahsetmek lazım. Teleskopların iki kullanım amacı vardır. İlki gök cisimlerini büyütmek, İkincisi de daha fazla ışık toplamaktır. Bu sayede çıplak gözle göremediğimiz sönük cisimleri bile görmek mümkün olur. Bir teleskobun gücü denince aklımıza sadece büyütme gücü gelebilir. Ancak bir teleskobun gücü hem büyütme özelliğine göre hem de ışık toplama kapasitesine göre belirlenir. Işık toplama kapasitesini belirleyen etken teleskobun çapıdır. Aldığınız teleskobun çapını büyütemezsiniz ama değişik büyütmeler elde etmek için farklı odak uzaklığına sahip küçük göz merceklerini ayrıca aksesuar olarak alabilirsiniz. Aynı anda hem daha iyi büyüten hem de daha fazla ışık toplayan teleskoplar güçlü teleskoplar sayılırlar ve fiyatları da o oranda artış gösterir. Fiyata etki eden bir diğer etken de teleskopta kullanılan mercek ve aynaların niteliğidir. Özel kaplamalı mercekler ve aynalar çok kaliteli görüntü vermektedir. Kimi teleskopların gök nesnelerini otomatik bulma ve takip edebilme yeteneği vardır. Gökyüzü fotoğrafçılığına ilgi duyuyorsanız takip mekanizmalı bir teleskop işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak hangi teleskobu almanız gerektiğine karar verebilmek için bu alanda isim yapmış markaların ülkemizdeki yetkili satıcıları ile iletişime geçmeniz optik değeri olmayan bir teleskop almanızın önüne geçecektir. Karanlık gecelerin göz alıcı ışık kuşağı. Eskiler bu kuşağın tüm gök küreyi havada tuttuğuna inanırmış. Evet, Samanyolu. Güneşin de yer aldığı milyarlarca yıldızın oluşturduğu bir gökyüzü ırmağıdır. Yaz geceleri kuzeydoğu ufkundan güneybatı ufkuna uzanan bu yıldız bulutunu bir dürbün ile incelemenizi tavsiye ederim. İçinde milyonlarca yıldızın bulunduğu yıldız kümelerini görünce gökyüzüne duyacağınız hayranlık daha da artacaktır. Videoyu beğendiyseniz eğer lütfen beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Benzer kalitede içerikler için lütfen beni takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.